Vali Recep Kızılcık liderliğindeki Trabzon heyeti, Amerika temasları çerçevesinde kongredeki Türk-Amerikan Dostluk Grubu'nun eş başkanı Ed Whitfield ve Dostluk Grubu üyelerinden Steve Cohen'la görüştü. Temsilciler Meclisi üyeleriyle yapılan bu görüşmelerde heyet, Trabzon'un Amerika ile işbirliği yapmak istediği konuları gündeme getirdi. Kongre üyeleri de işbirliğini geliştirme yolları konusunda kendi görüşlerini aktardı. Merkezi Maryland eyaletindeki Abundances adlı danışmanlık firmasının organize ettiği Amerika ziyareti çerçevesinde Trabzon heyeti, kongre temaslarının yanı sıra Miami'de Cruvezor fuarına katıldı. Trabzon limanına lojistik açıdan örnek alınmak istenilen Baltimore limanında ve biyoteknoloji firmalarında incelemeler yaptı. Vali Recep Kızılcık başta Miami fuarı olmak üzere inceleme yaptıkları yer ve sektörler hakkında şu bilgileri verdi. İlk defa Trabzon heyeti olarak buraya Cruvezor turizmini tanıtabilmek, Cruvezor turizminde potansiyelimizi daha iyi değerlendirebilmek için tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere geldik ve bu çerçevede yapılan temaslardan da gördüğümüz kadarıyla tanıtımda ciddi bir eksikliğimiz var. Onu bir an önce tamamladığımızda, gerçekleştirdiğimizde yılda ortalama 20-22 civarında olan Cruvezor gemi sayısını şehrimize gelen inşallah yüzlere çıkarma imkanına çok kısa dönemde sahip olduğumuzu gördük ve bundan da son derece memnun olduk. Orada iki günlük temaslarımızdan sonra Washington'a, Baltimore'a geldik. Maryland Eyalet Valisi ile Dışişleri Bakanı ile görüşmeleri gerçekleştirdik. Özellikle liman otoritesiyle ve biyoteknoloji alanında uzmanlaşmış firmalarla yaptığımız görüşmelerde, onların bizlere gerçekleştirdiği sunumlarda özellikle Maryland eyaleti ile Doğu Karadeniz bölgesi olarak çok ciddi işbirliğini gerçekleştirebileceğimizi gördük. Her şeyden önce Baltimore limanı ile Trabzon limanı arasındaki işbirliğini geliştirebileceğimizi gördük. Maryland valisiyle yapılan görüşmede Baltimore'la Trabzon'un kardeş kent olarak ilan edilmesi, Maryland eyaletindeki biyoteknoloji firmaları ile işbirliği yapılması ve alternatif tıp alanında yeni kurulan bir enstitü ile Karadeniz Teknik Üniversitesi arasında ortak projeler geliştirilmesi konuları da ele alındı. Heyette bulunan Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacı Salihoğlu da konuyla ilgili olarak şunları söyledi. Yaklaşık 2 yıldan beri bölgemizde, Karadeniz bölgesinde var olan ekonomik değerleri olan özellikle endemik bitkiler ve odun dışı orman ürünlerinin ekonomiye kazandırılması konusunda çalıştaylar düzenledik. Bu çalıştayların sonucu tabii ekonomiye katkı sağlamalar idi. Buradaki firmalarla işbirliği, hatta buradaki sistemle işbirliği kurularak buradaki sistemin Türkiye'ye taşınması konusunda da gerekli ön çalışmaların yapılarak ve yapmış olduğumuz görüşmelerde de buradaki sistemin bir kardeş çalışma şeklinde Trabzon merkezli olmak üzere Karadeniz bölgesi, hatta Kafkasları da içine alacak şekilde geniş kapsamlı bir bitki örtüsünden yapılacak olan Ar-Ge çalışmalarının sağlık sektöründe kullanılması konusunda ve ticarileşmesi konusunda bir çalışmanın sonucu olarak buradayız. Trabzon Liman Başkanı Muzaffer Ermiş de Miami Cruvezor Fuarı'ndaki tanıtım çalışmalarıyla kente gelen turist sayısını 5'e katlamayı planladıklarını kaydetti. Trabzon Karadeniz bölgesinde en etkin olarak kruvazör turizmini alan liman şehridir. Biz bu pastadan payı daha fazla alabilmek adına tarihi geçmişteki kültürel zenginliklerimizi anlatıp bu sayede de Trabzon'umuza daha fazla kruvazör turizmi kazandırmak suretiyle şehrimizin hem gelir kaynaklarını artırmak hem de bu sayede şehrimizi dünyaya daha etkin bir şekilde tanıtmayı hedeflemiş bulunmaktayız. Yapmış olduğumuz görüşmelerde bu yönde önemli kazanımlar edinmiş bulunmaktayız. Bu sayede de önümüzdeki birkaç yıl içerisinde ortalama 20'ye yakın kruz gemi yanaşan limanımıza daha fazla sayıda bunu yüze çıkarmaya hedef edinmiş bulunmaktayız.
edindiğimiz sonuçlar ve edindiğimiz bilgilerle bunu başaracağımızı düşünüyoruz. Bizim hedeflediğimiz kitle İzmir'e uğrak yapan o büyük kruz gemilerinde Trabzon'a kadar ulaşmalarını sağlamak. Bizim temel hedefimiz bu. Bu manada İzmir Ticaret Odası ile birlikte de hareket ediyoruz. Onlar da bir ayağın Trabzon'a ulaşmasını çok arzu ettiklerini belirtiyorlar ve 2 yıldır da bu konuda kendileriyle yoğun bir işbirliği halinde çalışmamızı sürdürüyoruz. Trabzon heyeti Amerika'dan turizm, liman işletmeciliği ve alternatif tıp alanlarında istediği ikili işbirliğinin hem temelini hem de ilk tohumlarını atmış olarak geri döndü. Melek Çağlar, Amerika'nın Sesi, Washington.